Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere bu güzel modeli göstermek istiyorum hanımlar. Bunu sonradan içlerinden geçirerek çok güzel bir desen vereceğiz. Harika bir model. Ben böyle renkleri bu şekilde yaptım. Sanki nazar boncuğu renkleri gibi oldu. Çok da güzel oldu. Siz elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar sayıda renk kullanabilirsiniz. Tabii ki bu tamamen sizin zevkine kalmış bir şey. Bunun ile hanımlar battaniye yapabilirsiniz. Çok güzel battaniye olur. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Rengini uyumlu yaparsanız büyük bayan veya erkek kazakları, yelekleri yapabilirsiniz. Şapka yapabilirsiniz. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Şimdi hanımlar, İlk önce şöyle bir zincir çekiyoruz hanımlar. Bunu zincir olarak kabul ediyoruz. Şöyle bakın. Şu renk geçişimi de yapayım. Şöyle. Renk geçişte hanımlar bakın. Daima son ilmeği yapıyoruz. Çekerken diğer renkle, geçeceğimiz renk ile alıyoruz hanımlar. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Evet. Dediğim gibi burada her zincir arasına bir tane trabzan yapacağız. Trabzan sayımız 5 ve 5'in katları olacak. Ona göre zincir sayınızı da hesaplayabilirsiniz hanımlar. Şimdi bakın, buradaki zincirim 1. Yanına bir tane trabzan yapıyorum. 2. Bunu zinciri de trabzan ile sayı olarak kabul ediyoruz. Şimdi bunu 2. 3. 4. 5. 5 tane trabzanımızı yaptıktan sonra 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çekiyoruz hanımlar. Sonra bakın, burada zincirin dibinde trabzanın tepesine batıyoruz. Bir de trabzanın gövdesine batıyoruz. Şöyle. Ve bunu buraya ekliyoruz hanımlar. Sonra diğer yandakine batıyoruz. 1 2 3 şöyle 4 5 Bakın 5 tane trabzan yaptım tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane herhalde burada da yapmıştım. Evet, 13. Şimdi bakın. Buraya batıyoruz ve yandaki trabzan şöyle bakın gövdesine batarak bunu buraya ekliyoruz. Tekrar şöyle 1 2 3 4 5 Çok kolay hanımlar. İnanın ki çok kolay ve gösterişli bir model. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çekiyorum. Ve tekrar buraya ekliyorum zincirimi. Şöyle.
Bakın, ilk burada da aynı işlemi yapıyoruz. Diğer her sırada da aynı işlemi yapıyoruz. Değişen bir şey yok. Şöyle. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 taneyi yaptıktan sonra hanımlar tekrar şöyle ekledim. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar 5 tane trabzan. İki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Tekrar buradan ekliyorum hanımlar. 5 tane tekrar trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın, bu şekilde sırayı tamamladık. Şöyle. Şimdi bir tane zincir çekip geri dönüyoruz. İlk trabzan tepesine batarak başlıyorum. 1 sık iğne ile yapıyoruz hanımlar. 2 her trabzan tepesine bir tane yapıyorum. 3 4 5. Şimdi bunu diğer tarafa doğru iyice yatırıyorum ve buradaki, bakın, şöyle şurada zaten belli. Zincirin dibindeki trabzan tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar hanımlar, bakın, diğer tarafa atlıyorum. Zaten burada da belli hangi trabzan tepesine atlayacağım. Bakın, buradaki trabzan tepesine atlıyorum. 1 2 3 4 5. Yan tarafa atlıyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar yan tarafa atlıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Şimdi hanımlar, renk geçişi de yapıyoruz. Burada bakın, şöyle şurayı aldım.
En sonuncu sık iğnemi aldım ve mavi ipim ile şöyle tamamlıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip geri döndüm. Şimdi hanımlar şöyle bakın, her trabzan tepesine, pardon, sık iğne tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi zincir çekmiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın bu şekilde devam edeceğiz ve şu kısmını göstereceğim size hanımlar. Model kapatmasını göstereceğim. Eğer bebek battaniyesi yapmayı düşünürseniz hanımlar, bu renk de çok güzel. Nazar boncuğu gibi oldu. Bebeklere de çok güzel olur bu renkler. Evet, bakın hanımlar. Şimdi size göstereyim. Şurada göstereyim. Bakın. Şuradaki ilk sıradaki zincirin içinden tığımı alıyorum ve bu şekilde diğer zinciri içinden geçiriyorum. Tekrar bu taraftan, bakın, ön tarafından örgümüzün geçirdik ve içinden diğer zinciri geçiriyoruz. Tekrar şu şekilde hepsini birbirinin içinden geçiriyoruz sırayla hanımlar. Şu şekilde. Şimdi bakın hanımlar. Bunu bitmiş olarak kabul ediyoruz. Sökülmesin diye şimdi biz bunları buraya ekleyeceğiz. Bir zincir çektim ve geri döndüm hanımlar. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5. sık iğneye trabzan tepesine batıyorum. Şimdi bakın buradaki beyazı alıp tığıma geçiriyorum. Ve bunu buraya ekliyorum. Bakın 5 tane yaptım. Şimdi diğerini, yani bu tarafa doğru giderken 5 tane yaparken birinciyi tekrar zincirin içinden geçiriyoruz hanımlar. Bunu bir sayıyoruz. 2 3 4 ve 5. tekrar şurası çıkmış, bakın. Bunu tekrar geçirelim. Evet. 5. tekrar şu beyazın içinden geçiriyoruz. Bakın bu şekilde ekleme yapıyoruz. Sökülme olmuyor. Tekrar bakın 5. buraya ekledim. Tekrar yandaki trabzan tepesine batıyorum. Bunu bir olarak kabul ediyorum. Tekrar beyazın içinden geçirerek devam ediyorum. 1 2 3
4 5.'ye tekrar şöyle alıyorum. Şöyle bakın içinden 5.'yi yapıyorum. Yandaki trabzan tepesine batıyorum. Şöyle 1 2.'yi yaparken hanımlar beyaza batmaya gerek yok. İkinciye yapıyorum. 2 3 4 Tekrar 5'e geldim. 4 oldu. Çıkanları alıyoruz. Şöyle. Bakın 5. bu. Tekrar 1.'yi aynı zincirin içinden geçiriyoruz. 1 2 3 4 Şuradan sökülenleri alalım. Tekrar geçirelim. Tekrar 1 2 3 4 Sökülenleri alalım. Ve 5.'yi yapıyorum hanımlar. Tekrar bir defa daha yapıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bunun kenarına güzel bir de oya yapıldığı zaman hanımlar, kenar oyası harika bir battaniye de olur. Veya isterseniz başka şeylerde de kullanabileceğiniz güzel bir örgü. Şöyle bakın hanımlar. Şöyle de bir düzeltelim. Evet. Bakın bu kısmını da kapattık. Daha zincirlerimizin sıyrılması gibi bir şey olamaz. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşça kalın.